Meteorolojinin önceden uyarısını yaptığı fırtına Doğu Akdeniz'de hafta sonundan Perşembe sabahına kadar ara ara etkili oldu. Fırtına nedeniyle Mersin genelinde olduğu gibi Erdemli'de de bulunan balıkçı barınağına tüm tekneler yanaştı. 15 Eylül'de açılan sezonun en uzun fırtına arası nedeniyle avlanmaya ara veren balıkçılar ağ ve tekne bakımını yaptı. Bugün sabaha kadar süren fırtınanın ardından bakımlarını bitiren bazı tekneler tekrar denize açıldı. Diğer teknelerin kaptanları ve tayfalarının da hazırlıklarını bitirmelerinin ardından denize açılacağı belirtildi. Akdeniz'de çalışan kaptanlardan Coşkun Duman, biraz çalıştıklarını ancak fırtına artınca geri geldiklerini belirterek, ağ bakımını yaptıklarını ve daha sonra tekrar denize açılacaklarını söyledi. Biraz çalıştık, fırtına çoğalınca geldik limana. Şimdi ağları tamir ediyoruz. Allah izin verirse yarın başlayacağız denize. Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın da fırtınanın Doğu Akdeniz'de sert geçtiğini belirtti. Fırtına bayağı sert geçti. İşte fırtınadan sonra hazırlıklar başladı. Gün içerisinde küçük büyük teknelerimiz denize çıkacak. Bir iki gün sonra bir fırtına daha var ama tabii bu daha önceki fırtına kadar sert değil. Bayağı zorladı. Bizleri de bayağı zorladı ama çok şükür balıkçı barınağımız çok mükemmel olduğu için dalga solgan gibi bir şeyleri almıyor içeriye. Şu anda teknelerimiz gördüğünüz gibi açılıyorlar. Bir bismillah dedik fırtınadan sonra inşallah güzel olur. Akdeniz'de sürekli fırtınalar olduğuna da dikkat çeken Sakın, fırtına olduğu zaman balık çeşitleri ve yoğunluğunun biraz daha çoğaldığını kaydetti. Denizin hayatı fırtına çünkü açık denizlerdeki balıkları, taşların içerisindeki balıkları fırtına olduğu zaman balık çeşitleri biraz daha çoğalıyor. Yani ürediğinden dolayı değil, var ama sahillere inmiyor hava sakin olduğu için. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da denizde tedbir amaçlı kontroller yaptı.